Şu an içine bir matematik veriyorum kanka. Arnold Classic sonuçlar hakkında ne düşünüyorsun? Ramon Dino. Shit's crazy man, shit's crazy. Peki senden de Urs gibi bir pozitini gelir mi? Ben o kadar iyi dans edemem. Et dansını kardeş, et. İlk sene daha et. Nereye koydum ben bunu? Deri kalınlığı kontrolü mü? Basınç eşitlenmesi. Aynen benim bedenim M zaten şeydi. Korsa takarken. Çıkıyor şey gibi ama. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Yarışıyor serisinin bir diğer bölümüne. Şimdi geçen haftadan bahsedeyim birazcık. Kaloriler geçen hafta Cuma, yani bundan önceki videoda düşmemişti. Check-in'den sonra düştü yaklaşık 1800 kalori kadar. Ve biz bu hafta ilk defa kilo verdik. Şu an 128,5 civarı bir kilodayım denebilir. Yani yaklaşık 1-1,5 kilo, 2 kilo civarı bir kilo gitti. Tabii çoğunluğu su bunun. bu hafta şimdi bugün de gene check-in var. Bakalım kaloriler ne olacak. Yani şu an açlığa dair hiçbir şey yok. Zaten hala zor yiyorum. Ama kilo yavaş yavaş düşmeye başladı. İlaç bazında da zaten çok bir şey almıyorum demiştim. Hala öyle. Bunun sebebi de şimdi yarışma hazırlığı ne kadar süreceğini bilmediğimiz için, yani 24 haftada sürebilir, 20 haftada sürebilir, 28 haftada sürebilir. O yüzden böyle kontrolü ilerlemek daha iyi. Çünkü şu andan birazcık daha sınırları zorlarsak, işin dibindeyken zorlayacağımız bir sınır kalmaz. Bu da hala beni sağlık bazında çok riske atar. Bu sene şey fark ettim bu arada, diyetle alakalı şunu diyeceğim. Şimdi uyku apnesi mevzusu vardı. Yaklaşık bir 4 aydır falan kullanıyorum. Ekim'de mi almıştım? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 4-5 aydır diyebiliriz. Kullanıyorum ve arkadaşlar uyku. Şimdi çoğu insan atıyorum işte. Şöyle diyeyim size. Oğlum bir koku geliyor ya. Benden mi geliyor? Kuşlardan mı geliyor? Tamam, başka şeye odakla. Kokuyu boş ver hadi. Aynen, dikkat dağınıklığım var. Acayip düzeyde. Belki de böyle dediğim için daha da artıyordur. Neyse, şöyle bir durum var şimdi. Toplumda yani arkadaşlar yapılan araştırmalara göre düzensiz bir şekilde uyku sahibi olup, yani uykusunu sürekli olarak arka arkaya az alıp bilişsel veya fiziksel olarak fonksiyonlarında bir düşüş yaşamayan insan yok. Yani araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Ancak böyle bir mutant olacaksınız. O şekilde uzun süreli böyle işte günde 5 saat uykularla, 6 saat uykularla, hadi 6 saat, 7 saat falan neyse de hani 5 saat uykuyla falan bilişsel anlamda ya da işte fiziksel anlamda optimal düzeylerde fonksiyon edeceksiniz kendinizi. Bu çok zor. O yüzden uykunun önemini ben ne kadar desem de size az kalır. Uyku çok önemli bir şey. Yani uyku, hidrasyon, işte su tüketiminiz ve beslenmeniz, bu üçü zaten iyileşme bazında, recovery bazında ilk üç temel şey bunlar. Bundan sonra işte artık her kuşu sevdikten sonra mesela işte yok kol terapi, yok işte soğuk duş. Yani adam günde 5 saat uyuyor, tamam mı? Günde protein bile almadan soğuk suya giriyor. Yani bu eğer iyileşme için yaptığı bir şeyse çok saçma zaten. Uyku çok önemli arkadaşlar. Uykunun gerçekten, yani ben şöyle anlatayım size. Özellikle son 4 ayda çok iyi değerini anladım. Çünkü 4 aydan önce adam akıllı hiç uyuyamıyordum uyku apnemden dolayı. Yani derin uyuduğum gün sayısı yoktu. Haftada neredeyse belki 1-2 gün falandır. O da hani böyle yorgunluktan bayıldığım için artık. Ve şunu fark ediyorum. Enerji seviyemde acayip bir yükselme var bu kesin olarak. Yani eskiden mesela antrenmandan çıkıyordum, bu yolu yürürken eve doğru hani böyle acayip uykum vardı, yorgun oluyordum falan. Şu an antrenmandan çıkıp gayet enerjik bir şekilde işlerime geri devam edebiliyorum, bir. İkincisi, modum kesinlikle çok deli yükseldi. Acayip çok fazla yükseldi yani. Bunu zaten siz de fark etmişsinizdir o mevzudan sonra. Sonra fiziki anlamda değişiklik. Kesinlikle daha iyi iyileşiyorum, daha hızlı iyileşiyorum. Bunun da farkındayım. Özellikle bakın, ben uyku apnesinden sonra bir kruzdaydım zaten. Kruz dönemi geçirdim. Ona rağmen antrenman performansım şaheserdi. Yani bayağı benim için kruzda göre çok iyiydi. Bu da mesela bunun bir sebebi aslında. Çünkü uyku kalitem çok artmıştı. Uyku kalitem arttığı için hala daha iyi iyileşiyordum. Yani bunun gibi birçok şey söylenebilir. Başka mesela bilişsel anlamda da daha iyi odaklandığımı düşünüyorum bazı şeylere. Özellikle iş yaparken şimdi koçluk. Ben biliyorsun sabahları bakıyorum genelde, hani antrenmana kadar olan süreçte ve sonrasında birazcık bakıyorum. Şimdi o süreçte genelde o cihazı kullanmadan önce biraz yorgunluk hissettiğim için o beni zorluyor odaklanma konusunda. Fakat şu an öyle bir sıkıntı yaşamıyorum.
Bu da var mesela. Ya bunun gibi işte birçok faktör var arkadaşlar. Zaten araştırıp hepsini bulursunuz ama uykunun önemini gerçekten ne kadar desem az. Ve ben şu son 5 ayda bunu zaten anladım ve şu an atıyorum bir günlüğüne bile ailemin yanına gitsem bile zaten kendi yanımda götürüyorum aleti. Apne cihazımı. Yani atıyorum ya o uyku, güzel bir uykunun verdiği hazzı hiçbir şey vermiyor. Ama işte insan işte bunu deneyimlemeden de anlayamıyor. O yüzden böyle bir sıkıntınız varsa özellikle klinik anlamda çözün. Onun dışında da olabildiğince uykunuzu optimize etmeniz lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Oda sıcaklığınız önemli. İşte hijyen, sleep hijyen dediğimiz mevzu, işte yatağınızdaki çarşafın temizliği, cartı, curtu. Dışarıdan ışık girmemesi falan. Bunlar hani işte dışarıdan ışık girmemesi, anladın mı? Odanızdaki ışıklar işte uykuya bir saat önce, uyumadan bir saat önce işte çevrenizdeki ışıkların şiddeti falan filan. Bunlar şimdi ben bunları eskiden dinliyordum. Ya bu ne GG işler diyordum. Tamam mı? Zaten ilk YouTube videolarımda da hep bu tarz bir tavır takınıyordum. Bu çok yanlış arkadaşlar. Bu işin arkasında bir bilim var. Baktığınız zaman atalarımıza, yani onların zamanında bu tarz teknoloji olmadığı için böyle bir teknoloji, bu kadar çok hızlı bir şekilde bir ışığa erişim. Mesela ışığa erişim de bir çok farklı bir şey. Yani. Sonuç olarak baktığınızda biz lamba yaktığımız zaman 80 watt ampulden ışık görebiliyoruz atıyorum. Ama o zamanlar öyle bir şey yoktu. Ona göre vücut zaten bir regüle bir ritmi varken şu an öyle bir şey yok. O yüzden bu da çok önemli. Bunların hepsi çok önemli. Dışarıdan gelen sesler. Dışarıdan gelen sesler. Bunlar çok önemli. Yani o kadar çok detay var ki işte bunlara böyle bu ne lan böyle bunlara gerek var mı? Bunlar şey iş falan deyip geçiştirmemek lazım. Bunlar hayatı böyle optimize etmek için. Çünkü mesela işte böyle ufak ufak değişiklikler mesela uykuyu çözmeniz ne bileyim okul hayatınıza yansıyacak. Mesela spora yansıyacak, günlük modunuza yansıyacak gibi 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 vesaire işte bunları araştırabilirsiniz. İşte supplement bazında alabilecekleriniz var. Melatonin falan ama bunu sürekli kullanmanızı kesin önermem. Deep sleep çıktı mı şuraya şimdi? Deep sleep çıkabilir ama deep sleep mesela sürekli kullanmanızı önermem. Çünkü melatoninin uzun vadeli kullanımında dopamin neyse alabileceğiniz tabii tonlarca daha fazla vitamin falan var. Yani uykunuzu optimize etmek sizin için kesinlikle arkadaşlar uzun vadeli bir plan ve gerek spor gerek iş hayatın her alanında sizi rahatlatacak bir durum. Bunun üstüne düşün. Uyku apneniz varsa kesinlikle zaten klinik olarak tedavi görün. Onun dışında da işte böyle ufak ufak şeyleri ya bu ne lan deyip geçiştirmemek lazım. Dediğim gibi büyük resimde belki ufak resimde çok büyük bir farklar yaratmıyor ama büyük resimde sizin güzel bir gece uykunuzu almanızı sağlamanız birçok böyle ufak değişikliğini değiştirip bunu 1-3 ay boyunca yapıyor olmanız birçok şeyi değiştirir. Unutmayın bambuda köklerini salmak için 25 yıl bekler ama 25 yıl sonra bir ay içinde 80 metre mi uzuyordu öyle bir dalgası var. Beethoven'a demişler bu besteyi 4 dakikada nasıl yaptın demişler ona demiş ki 50 yıl artı 4 dakika. Yeah. Haber? İyi, sen de haber? Hoş geldin kanalımıza tekrardan. Hoş bulduk. Herkese selam arkadaşlar. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ufak bir diyet yapıyoruz. Biraz zayıfladık, biraz forma girdik. Kan şekeri hassasiyetini, insülin hassasiyetini yükseltmeye yönelik mini bir kat. Evet, mini bir kat. Bulk öncesi, biraz formu temizleme. Bulk'tayken de iyi görünmeye çalışmak amaçlı böyle bir 3-4 haftalık bir diyet yapıyorum şu an. Kaç kilo verdin? Bir 9-10 kilo verdim diyebilirim. İyi rakam. Güzel rakam. Yani kiminin hayali, kiminin... Bugün antrenman, vücut geliştirme antrenmanı mı olacak yoksa strongman? Bugün vücut geliştirme günü. Nasıl ilerliyor şu an antrenmanlar? Güzel, şükür. Tek set bölgesel diyordum bu arada arkadaşlar, onu da söyledim. Geçen antrenman bölgesel diyordum geçen video, bölgesel işi de yalan oldu. Eski split'e geri döndüm yani dönüp dolaştığımız yer yine eski split oldu. İşte sadece itiş günleri çok garip bir şekilde birer set var her harekette. Yani çok düşük bir volüm var itiş günleri. O, bugün orada, itiş mi? Bugün çekiş bro. Oradan çıkan volüm bacak ve sırt günlerine bölünüyor. Şimdi pire içeceğim mi? Bu piresiz bir antrenman. Pire almadın mı? Almamışım. Harbi mi? Benim eve gidelim istiyorsun çok. Yok ya. Sende var mı? Kren içtim lan. Oğlum çocuk piresiz izme yapmaz. Benim uyarıcıya ihtiyacım yok antrenman yapmak için. Benim uyarıcım... Yasaklı pire. Benim uyarıcım burada mı diyorsun? Benim uyarıcım... Yukarıda.
Şimdi oluyor Faruk. Yavaş yavaş oluyor. O zaman idmanla görüşürüz beyler. Yo. Merhaba. Klasik biliyorsunuz son bir senedir her neredeyse sırt antrenmanında yaptığım hareket ve latslarımı bence en iyi geliştiren hareket supinated pull down. Geçen haftaki yaptığım ağırlığa bakacağım. Onu yenmeye çalışacağım. Belki tekrar arttırmaya çalışacağım. Zaten diyetteyken de yenebileceğini düşünüyor musun? Diyetteyken yenmeye devam edeceğini şöyle, düşünüyor musun? Son 6 hafta ya 8 hafta 6 7 hafta 6 hafta falan ne kadar ben biraz olsun güçleneceğim, en azından gücümü kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Fakat son haftalarda imkansız yani gücünüzü %100 korumak. Ama şöyle, şimdi önemli olan eforu korumak zaten. Efordan kastım ne? Şu an biz iki tane mesela top set yapacağız. İki working set ve ikisi de RR 0'a gidecek. Bu iki setim ve iki setle sağladığımız, verdiğimiz eforu biz diyetteyken de verebiliyor olmamız lazım. Anladın mı? Yani aynı zorlukta iki tane set yapmamız lazım. Yapmak zorundayız. Çünkü kas bu şekilde koruyabiliyoruz sadece. Yoksa hani diyettesin, idmanı kısayım, idmandan azaltayım falan diye bir düşünce tarzı yok. Belki volüm kısılabilir. Hacmi olarak birazcık antrenman hacmi düşürülebilir. O da iyileşme kapasitesinden dolayı, ama kesinlikle effort intensity. Zaten haftalık arkadaşlar minimum effective volume denen bir rakam var ve bu kas grubu başına çok az zaten. Haftalık 6 set falan, 6'dan da belki az olan bölgeler vardır. Yani çok az sandığınızdan. İki bir olayı vardı ya. Minimum neydi lan? Koruyabileceğim minimum efekt. Bro, onu ben biliyorsam senin yerinde ben olurdum zaten. Sürekli. Diyetteki yapılan en büyük hatalardan biri, adam mesela gücü düşüyor. Ama bakıyorum her şey drop set, her şey süper set. Bu çok saçma bir şey zaten. Bu çok fazla yapılıyor. Zaten sik kadar kalıyorsun. Aynen. Yani. Aynen. Yani en iyileşip, iyileşmenin en düşük olduğu zaman bu zamanlar. O yüzden burada eforu sabit tutup, eforu aynı şekilde efor sarf edip volümü birazcık kısabilirsin. Hani ağırlıkların düşmesin diye, antrenman yoğunluğu düşmesin diye. Yoksa diğer türlüsü mantıksız kesinlikle. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you fade normalde sevmiyorum ama şimdi yapabileceğimiz ekipmanlar da kısıtlı olduğu için elimizdekileri kullanıp elimizdekilerle en iyi şekilde bir hissiyat, kendimize özel unique bir form oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela bu Loro da büyük ihtimalle 2-3 hafta çok iyi bir verim alamayacağım ama deneye deneye çok güzel bir form oturtacağım eminim. Genelde öyle oluyor. Şimdi tabii yurt dışında daha bu sabah YouTube'da izliyorduk. Yani adamların böyle hani en yüzüne bakmadığı makine ne bileyim Hammer Strength falan. Şu artık orada Hammer Strength falan hani böyle zaten çok tercih edilmiyor çünkü Prime var. Resistance profil denen bir olay var. Hani direncim işte atıyorum lockout kısmında mı daha fazla olduğunu ya da başlangıç kısmında mı daha fazla olduğunu falan ayarlıyorsunuz. Yani böyle görmüşsünüz iki tane yüklemeli yerler var. Plakayı bir buraya bir buraya yükleyebiliyor falan. Prime Fitness'ta bunlar artık zaten orada konuşuluyor ediliyor. Tabii Türkiye'ye bunların gelmesi kafadan 20-30 yıl diyorum ben. Zaten biz alt tarafa bir tane kardiyo makinesi alamıyoruz. Artık isyan ediyorum şu an.
Bence bu salon muazzam. Bu salon çok iyi. Şu an bir abartı. Anadolu'nun zaten Anadolu yakasının hatta bence İstanbul'un en iyi vücut geliştirme yapılacak salonu burası. Fashion Sport. Ama dediğim gibi hani yurt dışında adamların yüzüne bakmadı aletler. Burada aranıyor. Yapacak bir şey yok. En kötü şartlarda en iyi olmak için çalış. If you wanna move, then I'll be so lonely. If you leave, I'm gonna make my story. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Barro. Bunda hissiyat çok düşük bende. O yüzden çok fazla ısınma seti yapıyorum. Birazcık da burada bu kibar row yapmamızın asıl sebebi upper back kısmını çalıştırmak. Birazcık daha o yüzden dirseklerimi açıp üst sırtıma doğru çekmeye çalışıyorum. Şimdi 3 ısınma seti yaptık. Yani antrenman 3. hareket ama biz hala ısınma seti yapıyoruz. Ve sadece oradaki kas grubunun ısınmasından ziyade harekete adaptasyon bir nevi aslında hissiyatı arttırmak için yaptığımız bir şey bu. Ben şu an direkt örtü sete girsem alacağım verimle öncesinde yaptığım 3 ısınma setiyle ufak ayarlamalar ya da işte atıyorum nöral adaptasyon cartuk daha farklı oluyor. İşte sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Her harekette strap kullanılması mantıklı mı? Şöyle ben setlerinde asla strap kullanma taraftar değilim. Ama tabii ki de work setlerde strap kullanacaksın. Yani bir insan ön kolun. Ya şimdi powerlifting spesifik, vücut geliştirme spesifik konuşacaksak bir vücut geliştirmecinin bence asla ve asla ön kolu yorulduğu için ya da ön kolu sınırlayıcı olduğu için çekiş hareketlerinde alacağı verimi azaltmasının bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani şöyle sen atıyorum burada full stack strap varken 900'er tekrar yapabilecekken straps bunu gidip de 3 delik yukarı takıyorsan sırf ön kolun işte bileğin yorulduğu için bu kesinlikle senden çalar zaten uzun vadede. Ya senin asıl amacın bir sırt antrenmanında ön kolunu geliştirmek değil, sırtını geliştirmek. O yüzden olabildiğince yardımcı kas gruplarını çıkarmak mantıklı. Üst üste gidip tutuş üzerinde çalışabilirsin. Aynen. Sırt çalışırken bence kollar bir kanca görevi görmeli sadece. Kollar kanca görevi görmediği takdirde bu sefer ön kollarla çekiyor. Adamın bicepsi büyüyor, ön kolu büyüyor. Latlar küçük kalıyor. Latlarla çekmek lazım. Kollar bir kanca görevi görmeli. Absürt küçük ön kolu durduğunu görmedim. Yani ısınma setlerinde kullanma. Bir şekilde gene ön kolun büyüyecek, rahat ol. O konuda da sıkıntı yok. Ya çok çok elzem bir sıkıntı varsa da zaten çalışırsın ön kol yani. Şey, bilek. We'll be right back.
28. Hayır. Evet, post-workout sebzesini hazırlamayı unuttuğumuz için tembellik yapıp onu şu an hazırlıyorum. Direkt yiyemedim, yemiyorum o yüzden. 182 tavuk. Fix. Artık zaten ezberlediniz. 300 de pirinç var. Pişmiş ağırlık. Birazcık da sebze. 100 gram kadar. Bundan sonra kaç öğün? 3 öğün daha. 3 öğün kalıyor. Pardon, 2 öğün daha var. Ondan sonra günü kapatıyoruz. Bugün bakalım kaloriler düşecek mi? Yüksek ihtimalle düşürmeyecek. Ama aslında 10 haftan falan var yarışmaya da. Öyle bir durum var. Yani birazcık da hızlanmak gerekiyor. Hızlı koşan atın da boku seyrek düşer biliyorsun. Sallan, atasözü ve deyimler kitabımızın da. Şey var, inek sevildiği yerde otlanırmış. Hayır. Kimse sevmeyeceği ineğin önüne ot koymaz. Evet. Batu ne yiyor? Hemen Batu'ya bir soracağım. Ne yiyorsun lan? Benim için üzücü bir öğün. Bak, öğünün yarısını yemiş, yarısını yemiş. Bu şekilde büyünür mü? Bu şekilde büyünür mü? Ki zaten küçülmeye çalışıyor. Bu şekilde büyünmez. Zaten 50 gram pirinç vardı. Çiğ. Pişmiş tatmıyorum ben bu arada çiğ. Çünkü bir yabancı bir koçum olmadığı için. Ondan sonra işte biraz tavuk vardı. 750 tavuk vardı. Bunu ben 3'e bölüyorum. 250'şerden. 100 gram da pirincim vardı. Bunu da 2'ye bölüyorum. Son öğün pirinç yok. İlk 2 öğünde de rice cream tüketiyorum. 50'şer gramdan. Düşük karbonhidrat. Son bir hafta daha böyle. Ondan sonra büyümek için sabırsızlanıyorum. Bende rice cream yok. Artık rice cream çıktı arkadaşlar. Nesin sen? Şükran gününde babaannesinin önüne koyduğu hindi yiyen Amerikalı çocuk musun? Bir an önce şu yemeği yaptı, ben de onu yiyeyim şu an, ben, ellerim titriyor. Sen ye kanka, ben bunlarla uğraşırım zaten. Hadi lan oradan. Evet. Bunu yiyeceğim, sonra bunu yiyeceğim. Şimdi normalde bunda fıstık ezmesi bu oyunda değil. Bu Cameron sana çok renk kattı. Özellikle de önlerine. Evet. Bunda bal vardı. Balı çıkardık mesela. O beni üzüyor biraz. Daha yeni almıştım. 5 kiloluk. Benim önlerde bal var. Off sezona kaldı artık. Nasip mi be? Evet, bu off sezon diyordum ya. Bu post workout yiyeceğim. Bu ve bu. Ondan sonra 2 oyun kalıyor. 2 tane protein tozu kalıyor. Sonra yatış. Şimdi check-in'i yollayacağım kendisine. Büyük ihtimalle Faruk eve döner. Ben size check-in'de ne söylediğini, çünkü çok geç, arada 8 saat fark olduğu için çok geç yazıyor. Onu size açıklamayı düşünüyorum. Kendi kameramla. Kendi kameramla. Kameram çek. Ne kadar alışmışım kameramam demeye. Kameramam. Buram uyuyor. Yurtta biz idmandan önce bal muz falan yapıyoruz ya. Hı-hı. Bunu çok eleştirmeye başladılar. Ne diyorsun? Eleştirenler yapmasın. Eleştirenler yapmasın. Yaramayan yapmasın. Onların fruktoz kankam karaciğeri yalandırır kanka fruktoz. İdmanda şekeri düşen yemesin. Bro, şeker sıkıntı değil mi ya? Şu kayıtta inşallah daha fazla şapırdatmazsın. Evet. Neyse o zaman. Öyle. Konuşuruz. Ya illa kapatmamız için bir şey demem gerekiyor mu? Yok da ne bileyim, bu kadar mı? Başka yenilik menilik yok mu hayatında? Yok, yenilik falan yok. Üzerindeki yeni aldın galiba. Güzelmiş. Evet. Beğendin mi? Beğendim ama ilk yıkamada hemen sanki... Under Armour'dan öyle bir şey göremezsin. Bir Wolf Jean, bir Under Armour.